Bozkır macerası projesine aslında ben bu bisikleti götürecektim arkadaşlar. Bu katlanır bir bisiklet. Katlanır olduğu için de otobüse yüklemek, otobüsten indirmek çok daha kolay olacaktı. Bu doğru karardı. Katlanması özelliği nedeniyle. Çünkü 29 inç bisikleti otobüse yüklemeye çalışarak neler çektiğimi bir ben bilirim. 29 inç bir bisikleti otobüse yüklemek, bu konuda işte otobüs şirketini ikna etmek gerçek bir çile. Hem yüklemek, hem personel ikna etmek, hem de işte tekrar indirip ve birleştirmek tam bir çile. Hiç tavsiye etmem. Katlanır olanı seçmek doğruymuş. Fakat bu bisiklet ben yola çıktıktan 1-2 saniye sonra bozuldu. İyi ki de öyle olmuş. Eğer bu bozulmasaydı, yani böyle şüpheli bir şekilde götürseydim ben bunu, bu %100 yolda bozulacakmış, onu anladım. Şimdi size bu bisikletlerin en zayıf yeri neresi? En çok nereden bozulabilir? Elektrik kısmı. En sorunlu yerler neresi? Onu göstereyim. Siz de belki faydalanırsınız. İşte benim elektrikli bisikletimin arızalanmasını sağlayan sebep burada görülüyor arkadaşlar. Burada motordan çıkan kablolar görüyorsunuz. Muhtemelen buradan kaynaklandı. Bunlar hem faz kabloları, bilgi taşıyan kablolar vesaire kablolar. Piyasadaki elektrikli bisikletlerin hiçbirinde tork kolu olmadığı için arkadaşlar bu burulma birçok başka insanda da ortaya çıkmış ve bu kablo kırılıyor, buruluyor ve bu sorun ortaya çıkıyor arkadaşlar. Burada bir tork kol olması lazım ki bu olmasın. Ben neden takmadım? Benim takmayışımın sebebi şu arkadaşlar. Ben bu Fatbike lastiğini biraz dirençli sanıyordum. Yani patlamalara karşı dirençli olduğunu düşünüyordum. Biraz daha kalın olduğu için. Fakat öyle değilmiş. Bir süre sonra lastiğim patladı. Lastiğim patlayınca ben de içine kendi şeyimi, patlak önleyici buluşumu koydum. Artık patlamıyordu. Fakat bir defa buradaki orijinal somunu söktüğünüz zaman bunu yeteri kadar sıkıştıramıyorsunuz. Bakın benimki yalama oldu. Ve bunu çok iyi sıkıştıramazsanız, çok iyi sıkıştırmazsanız bu buradan çıkıp bu kabloyu kırıyor, buruyor ve bu arıza meydana geliyor arkadaşlar. Arka veya ön motor elektrikli bisiklet motorlarının en zayıf karnı ya da karnının en zayıf yeri burası arkadaşlar. Buradan bir aks çıkıyor. O aksın içinden de çıkan böyle bir kablo var. Ve bunun da yerinden oynamaması gerekiyor. Oynadığı anda bu kablo buruluyor ve bu hale geliyor. Buradan da bilgi gittiği için, motor buradan haberleştiği için haberleşemediği zaman, bu kablo kırıldığı zaman motor çalışmıyor. Ben de ilk defa meydana gelmedi bu. Bu ikinci defa oluşu ve tork kolu olmadığı sürece de bu galiba olmaya devam edecek. Benim somun yalama olmuştu. Sonra başka bir somun aldım. Ve o somunu yeteri kadar sıkıştırmışım ki bu burulma olmadı. Ama bu yalama haliyle sıkıştırınca çok iyi sıkışmamış, yerinden çıktı. Biz bunu tamir ettirdik. Bir süre gitti fakat çözüm olmamış. Bunları lehimle yapabilirim diye düşünebilirsiniz. Lehimle çözüm olmuyor arkadaşlar. Herhalde orada direnç değiştiği için oradan veri gitmiyor. Elektrik akımında değişiklik olduğu için sorun çıkıyor galiba. Tek çözüm bu kablonun içeriden sökülüp yeni bir kablonun takılması. Bir yer buldum, yapabileceğini söylüyor. Ama ne garip ki kablo sizde varsa diyor. Şu kablodan istiyor yani. Yani serviste bile bu kablo yok. Bu kablo bulunacak. Sonra motorun içinden lehimlenmiş yerler sökülecek. Ve buradan bu çıkarılacak, bir şeyler yapılacak. Yani çok zor ve çok tatsız bir işlem. Arka veya ön motorunuz varsa
ve kablosu bu şekildeyse, ki başka türlü bir çözüm yok, bunun olması ihtimali çok yüksek. Bunu engellemenin tek yolu var arkadaşlar, tork kolu takmak. Tork kolu takarsanız bunu engelleyebiliyorsunuz. Yoksa potansiyel bir risk olarak her zaman motorunuzun kablosu bozulabilecektir.